Hepiniz merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin Okyanus Yayınları Master'dan mantık ve muhakemeyi bitireceğiz. Hiç beklemeden başlayalım. Bu ara kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir hastanenin başhekimi olan Adnan Bey, hastaların gidecekleri kliniğe rahat bulabilmeleri için hastanenin her katının kroksini yaptırmak istemektedir. Bu hastanenin ikinci katındaki iç hastalıklar, cilt hastalıkları, genel cerrahi, fizik tedavi, sinir hastalıkları, kalp damar cerrahisi klinikleriyle ilgili şunlar bilinmektedir. İç hastalıklar kliniği genel cerrahi kliniğin yanında değildir. Kalp damar cerrahisi kliniğin karşısında cilt hastalıkları kliniği bulunmaktadır. Sinir hastalıkları kliniği, iç hastalıkları kliniği de yan yana değildir. Fizik tedavi kliniği ve cilt hastalıkları kliniği arasında iki klinik vardır. Tamam, başlayalım. Kulak ne demiş? İç hastalıkları kliniği genel cerrahi kliniğin yanında değildir. İç hastalıklar nerede burada? Burada genel cerrahi tam yanında sayılmıyor. İç hastalıklar genel cerrahi, iç hastalıklar genel cerrahi, hastalıklar genel cerrahi. Tamam, hepsinde yakın değiller. Kalp damar cerrahisi kliniği karşısında cilt hastalıkları kliniği bulunmaktadır. Kalp damar cilt, kalp damar cilt, kalp damar cilt, kalp damar cilt. Sinir hastalıkları kliniği, iç hastalıklar kliniği ile yan yana değildir. Sinir, iç oluyor. Sinir, iç. Sinir, iç. Sinir, iç. Tamam, burada yan yana oluyor. O yüzden AC'ye gitti. Bunlar ise yan yana değiller. Fizik tedavi kliniği ve cilt hastalıkları kliniği arasında iki klinik vardır. Fizik tedavi ve cilt. Adana gitti zaten. Fizik tedavi, cilt. Doğru. Fizik tedavi, cilt. Bu yanlış cevap. Cevap Bursa. 10 Kasım törenlerinde 7B ve 8C sınıflarından Ayşenur, Defne, Beyza, Emir ve Cem, Atatürk 10 Kasım seni anıyoruz. Her 10 Kasım'da ve unutmadık. Seni anıyoruz her 10 Kasım'da ve unutmadık adlı şiirleri okumuştur. Atatürk 10 Kasım seni anıyoruz. Her 10 Kasım'da ve unutmadık adlı şiirleri okumuştur. Öğrencilerle ilgili şunlar bilin. Şunlardır. Bilinenler şunlardır. Defne seni anıyoruz adlı şiiri okumuştu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi verilen öğrencilerin hem sınıfları hem okudukları şiir kesildi. Tamam. Unutmadık şiirini okuyan Beyza ve Cem değildir. Beyza Cem değil. Defne de değil. Ve Defne değil. Beyza Cem değil. Ya Emir ya Ayşenur. 7B sınıfından 3 kişi şiir okumuştur. Atatürk ve 10 Kasım şiirlerin 8. sınıf öğrencileri okumuştur. O zaman Defne 7. Defne 7. Çünkü seni anıyoruz bunların arasında değil. O zaman bu 7'lere kalıyor. Defne 7 ve seni anıyoruz. Lan Defne belli. BD gitti. Unutmadık. Bir dakika, Ayşenur 8. sınıf öğrencisi. O zaman bu da gitti. Unutmadığı okuyamaz. Unutmadığı da Emir kalıyor. Emir de 7'lerde oluyor. Cevap Defne ve Emir. Adana. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
Özlem, Merve, Oylum, Serkan ve Cemil adlı kişiler bir banka şubesinde gişe işlemlerini yapabilmek için 55, 56, 57, 58 ve 59 numaralı sıra fişlerini almıştır. İşlemlerini sıra fişleriyle tamamlayan bu kişilerle ilgili şunlar bilmektedir. Merve Serkan'dan önce işlem yapmıştır. O zaman Merve Serkan. Cemil'den önce ve sonra işlemini bitirenler vardır. O zaman Cemil ya başta ya da sonda değil. ...56-58 numaralı fişler Özlem'e ait değildir. O zaman Özlem'e 57'yi bıraksak... Hayır, bir dakika, Özlem'e 58 desek, Özlem 58, bunlara 57, 56... Ya 5 ya 7 ya da 9. Belki 58 diyemeyiz. Oylum işlemini Özlem'den hemen önce yapmıştır. Oylum Özlem'den hemen önce yapmıştır. Onun oylum desek, Özlem de buna desek, Özlem 59 olur. Bu 58. Bu 57, 56. Ya da bir dakika. Oylum'a 55 desek. Oylum 55. Özlem 56, 57, 58. 59 da kime kalacak? Kesin olarak söylenebilir. 55 numaralı fiş Merve'ye aittir. 55 Merve'ye ait olsa 55, 56. Özlem 57 numaralı fişle işlem yapmıştır. Cemil Özlem'den sonra işlem yapmıştır. Serkan'dan önce işlem yapanlardan biri uyumdur. Serkan'dan önce... Bence cevap Ceyhan, çünkü Cemil %100 Özlem'den önce yapmalı. Özlem çünkü Özlem'den sonra yaparsa sonuncu olur ve şey olur. Hani ne diyordu? Cemil'den önce ve sonra işlemini bitirenler vardır. Yani önce olur da sonra olmaz. O yüzden cevap Ceyhan. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle yanlıştır? Fatma öğretmen öğrencileri arasında bir okuma yarışması yapmıştır. Yarışmada en çok sözcük okuyabilen Emre, Burak, Furkan, Berin, Veda ve Eda ile ilgili şunlar bilinmektedir. Eda'dan daha çok sözcük okuyabilen sadece bir kişi vardır. O zaman Eda ikinci olmuş. Eda... 2. Berin ve Burak'tan daha fazla Berin Burak'tan daha fazla sözcük okumuştur. Tamam, Berin, Burak, Furkan'ın okuduğu sözcük sayısı Emre'den fazladır. Emre ile Berin arasında birden fazla kişi vardır. Furkan'ın okuduğu dakika. Şimdi Berin yarışmada üçüncü olmuştur desek, Berin üçüncü olsun desek, Burak oluyor. Ha, kesinlikle yanlıştır. Dördüncü olan kişi Furkan. Şimdi Furkan dördüncü olabilir mi? Eda belli.
Berin'de Burak belli. Furkan'ı buraya koysak. Sanırım Furkan dördüncü olabilir. Burak yarışmada beşinci olmuştur. Bu da olabilir. Emre Burak'tan daha az sözcük okumuştur. Emre Burak'tan daha az sözcük okumuştur. Emre Burak'tan daha az sözcük okumuştur. Ve Furkan'ın okuduğu... Bir dakika. Furkan'ın okuduğu sözcük sayısı Emre'den fazladır. O zaman Furkan başta desek. Emre Burak'tan daha sözcük okumuştur. Bu da olabilir. O zaman cevap Adana ama Berin yarışmada üçüncü olmuştur. Aslında üçüncü olmaya da bir dakika bu. Bu kesinlikle değil ki. Şimdi Eda ikinci olmuş. Benim Burak'tan Furkan'ın okuduğu sözcük sayısı Emir'den fazladır. F, E, B, bu. Burak yarışmada beşinci oldu desek. Olabilir mi? Olabilir. Dördüncü olan kişi Furkan'dır. Bir dakika, aslında bu olamaz ki. Bir dakika. Berin 1'e desek. B 1. Bu 2 desek. Furkan. Aynen, bu da olur. Emre Burak'tan daha az sözcük okumuştur. Emre. Aslında bence Bursa kesinlikle yanlış. Aynen, Emre Burak'tan daha az sözcük okumamıştır. Okumuştur diyor ama yanlış. Aynen. Arif, Okan, Alperen, Gözde ve Sezen'in bu manavdan hangi ürünü aldığı ile ilgili şunlar bilinmektedir. Bir de var, şey varmış. Bir manavda satışa sunulan ürünler, yetiştirme ve satış şekilleri aşağıda verilmiştir. Tamam. Çilek dışında her ürün sadece bir kişi tarafından alınmıştır. Tamam, çilek iki kişi, diğer ürünler bir kişi. Okan ve Arif ne? Sera ürün almıştır. Sera. Yani ya mı birisi marul, birisi çilek olabilir. Ya da ikisi de çilek olabilir. Tarlada yetiştirilen ürün alanlardan biri Gözde'dir. Tamam. Alperen taneyle satılan bir ürün almıştır. Arif çilek almamıştır. O zaman Arif ne almıştır? Arif marul alsa... Okan çilek alır. Taneli karpuz Alperen'e kalır. Tarlada yetiştirilen bir ürünü aldığı bilinen Sezen ürünlerden hangisini almış olabilir? Salatalık olabilir. Domates olabilir. Salatalık domates olur. Karpuz olmaz. Çünkü karpuzu Alperen almak zorunda kalıyor. Aynen, cevap 2 ve 3. Cevap C. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
Bir otelin Ardıç, Göknar ve Kızılçam adlı salonlarında aynı gün enerji kaynakları, küresel ekonomi ve profesyonel tarım başlıklı konferanslar düzenlenmiştir. Konferansların her birine Ceyda, Sevinç, Erol, Hilmi, Cem ve Tuğrul adlı kişilerden ikisi konuşmacı olarak katılmıştır. Bu kişiler ve konferanslarla ilgili şunlar bilmektedir. Ardıç salonundaki konuşmacılardan biri Sevinç'tir. Cem Göknar salonunda konuşmuştur. Ceyda ve Tuğrul aynı konferansta konuşmacılardır. Kızılçam salonunda küresel ekonomi konferansı yapılmıştır. Tam Kızılçam belli değil. Ardıç, Sevinç oluyor. Sevinç. Göknar'da Cem oluyor. Şimdi Hilmi ve Erol farklı konferanslarda konuşmuşlardır. Kesin olarak söylenebilir. Cem profesyonel tarım. Şimdi Ceyda ve Tuğrul Kızılçam, evet tamam, küresel ekonomi. Ceyda ve Tuğrul aynı konferansın konuşmacılardır. Kızılçam salonunda küresel. Erol Göknar salonunda konuşma yapmıştır. Sevinç Hilmi ile aynı salonda konuşmuştur. Cevap Denizli bence. Kesin olarak bu söylenebilir. Sonuçta Hilmi ile Erol farklı konferanslarda. O zaman Hilmi buraya kalıyor. Erol da bunlardan birine gelecek diye düşünüyorum da emin değilim. Bu bilgilere göre A3 bölümünde duran otomobil aşağıdakilerden hangisidir? Bir otoparkın A1, A2, A3, A4, A5 bölümlerinde 5 araç yan yana durmaktadır. Beyaz, sarı, mavi, kırmızı ve siyah renkteki bu araçların yerleriyle ilgili şunlar bilmektedir. Sarı otomobil kırmızı ile siyah otomobilin arasındadır. Sarı otomobil kırmızı ile siyah. Sarı, siyah. Mavi otomobilin hemen yanında siyah otomobil durmaktadır. Mavi. Beyaz otomobil ile siyah otomobil arasında 2 otomobil vardır. Beyaz. Kırmızı otomobilin yanında 2 otomobil mavi değildir. A3 bölümü. Bir dakika. Sarı otomobil kırmızı ile siyah otomobillerin arasındadır. Sarı. Bir de şöyle deneyeceğim. Kırmızıyı buraya koyacağım. Siyahı buraya koyacağım. Mavi otomobilin hemen yanında siyah otomobil durmaktadır. Mavi. Beyaz otomobil ile siyah otomobil arasında 2 otomobil vardır. Beyazı buraya koyacağım. Kırmızı otomobilin yanındaki otomobil mavi değildir. Kırmızı da buraya gelecek. Bir dakika. Hayır zaten 1, 2, 3, 4, 5 aynen. O zaman üçüncüsünde buraya siyah, buraya sarı. Cevap Denizli sarı renkteki otomobil. O üçüncü şeydedir. A3'tedir. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir okulun birinci katında 5 ve 6. sınıflar, ikinci katında 7 ve 8. sınıflar bulunmaktadır. Bu okulda okuyan Tuğçe, İlayda, Silay, Mehmet,
Sıla, Mehmet, Tamer ve Kaan adlı öğrencilerle ilgili şunlar bilmektedir. İsimleri yanlış okudum ben. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanırım. İlayda'nın sınıfı ikinci kattadır. O zaman İlayda ya 7 ya 8. Ya 7 ya 8. Tuğçe ve Tamer'in sınıfları farklı katlardadır. Tamam. Mehmet ve Sıla sınıfları aynı kattadır. Tamer 6. sınıfa gitmektedir. Tamer o zaman 1. kattadır. Tuğçe ve Kaan sınıfları aynı kattadır. İlayda 8. sınıfa gitmektedir. Bu olabilir. Tamer ve İlayda aynı sınıftadır. Mehmet ve Sıla 7. sınıf öğrencisidir. Yani Tuğçe ve Kaan da aynı şeyde olacak. Aynı kayda diyorum katta. Tamer ve İlayda, Mehmet ve Sıla 7. sınıf. Ya da bir dakika, Adana mı yoksa söylenemez. Aslında yani Tuğçe ve Kaan'ın aynı katta olduğu söylenemez. Çünkü Kaan'la alakalı bir şey söylemiyor. Bu bilgilerden hareketle kitaplıktaki yeri aşağıdakilerden hangisidir? Simge Hanım evinde 3 katlı bir kitaplık bulunmaktadır. Bu kitaplıkta bulunan roman, hikaye, şiir, kişisel gelişim, eğitim kitapları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Eğitim kitapları 1. katta değildir. Eğitim 1. katta değil. Eğitim 1. katta değil. Tamam. Hikaye ve şiir kitapları aynı kattadır. Hikaye, şiir. Tamam. Kişisel gelişim kitapları eğitim kitapların yanında değildir. Kişisel gelişim. Gelişim. Kişisel gelişim. Nasıl yani? Romanlar, hikaye ve şiir kitapların üst katındadır. Romanlar, hikaye ve şiir üst katı. Şiir üst katı. Bu olmuyor. Bu da olmuyor. Bir üstünde olmalı anladığım kadar. Birinci kattaki kitapların tümü aynı türdedir. O zaman birinci katta kişisel gelişim. Hepsi aynı türde. Bu bilgilere göre yazarın imza günlerine katıldığı yer ve zaman aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir yazar imza günleri için pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri 5 farklı şehre gitmiştir. İmza günleri Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya ve Adana'da düzenlenmiştir. Yazarın gittiği şehirler, bu şehirlere gittiği günlerle ilgili şunlar bilinmektedir. İzmir'e salı ya da çarşamba günleri gitmemiştir. İzmir'e salı veya çarşamba günleri gitmemiştir. Adana'dan sonra Antalya'da imza gününe katılmıştır. İzmir'e salı ya da çarşamba günleri gitmemiştir. Tamam. İzmir salı ya da çarşamba değil. İzmir salı ya da çarşamba değil. Bunlar uygun. Adana'dan sonra Antalya'daki imza gününe katılmıştır. Adana, Antalya. Hayır. Cevap Ceyhan. Eskişehir Bursa'dan önce gitmiştir. Eskişehir Bursa'dan önce. Antalya'daki imza günü hafta sonu yapılmıştır. Antalya'daki. Tamam. Cuma günü gitti yer İzmir'e de Bursa değildir. Cuma günü. Aynı Ceyhan hepsine uyuyor. Şimdi ise kontrol zamanı. İlk yanlışımız burada cevap Adana çıktı. Denize bir bak. Ceyhan demişim değil mi? Cemil Özlem'den önce işlem yapmıştır. Cemil Özlem'den
önce işlemini yapmıştır. Bir dakika, özlem başta değil miydi? Özlemi başa koymuştuk. Özlemi? Hayır, özlem başta değil. Özlemden sonra, değil mi? Özlem zaten en sondaydı. Ondan sonra Cemil gelirse, kesin olarak söylenebilir. Söylenemez galiba diye işareti. Neyse. Ceyhan %100 olmaz. Merve'ye ait olacak. Çünkü Merve en başta. Sonra Serkan. Sonra Oylum. Sonra Özlem. Bir yerlerde Cemil olmalı. Ama nerede hala anlayamadım. Ama sonuçta cevap Adana. Burada da Adana demiş. Berin yarışmada üçüncü olmuştur. Kesinlikle yanlıştır. Eda'dan daha çok sözcük okuyabilen sadece bir kişi. Bir dakika, ben Berin'i 1'e koymuşum. Eda sonra Burak. Ve Berin yarışmada üçüncü olmuştur dediği zaman kesinlikle yanlıştır demiş zaten. Doğru diye kabul etmiş. Benim cevap Adana olmalı. Ben neden kabul ettim ki? Berin en başta olacak. Eda sonra Burak. Sonra Furkan, sonra Emre olmalı. Aynen, ve cevap Adana çıkıyor. Burada Bursa demiş. Ceyda ve Turgut küresel ekonomik konferansta katılmıştır. Kesin olarak söylenebilir. Ceyda Turgut küresel ekonomi, yani Kızılçam'a. Onlar oraya katılırsa bir dakika, Sevinç'le ilmi aynı salonda konulamaz ki. Ben derken bunu düşünmemişim, hani farklı salonda olmalı ya Hilmi ile Erol. Burada olabilir. Burada olabilir. Aynen, bu da kesin olarak söylenemez. Erol Gökner, bu zaten kesin olarak söylenemez. Köşe ekonomi katılmıştır. Cem profesyonel tarım hakkında konuşmuştur. Bunu da kesin olarak söylemeyiz de. Bursa'yı nasıl yaptı ki? Kızılçam sonunda tamam. Tamam, Cem olamaz. Ardıç sonunda Sevinç olamaz. Erol'la Hilmi hiç olamaz. Gelemezler Kızılçam'a. Çünkü onlar farklı salonlarda olmalı. Ve aynen Ceyda ve Tuğrul oraya kalıyor. Cevap Bursa. Bir tane de burada yanlışımız var. Ve son yanlıştı zaten. Tamer ve İlayda aynı sınıftadır. Tamer'in sınıfları farklı kattadır. Niye söylemez acaba? İlayda sınıfı ikinci kattadır. İlayda. Şimdi iki İlayda var. Sıfır aynı kattadır. Sonra Mehmet, Sıla buraya desek. Tamer buraya %100 gelecek. Tuğçe üstte o zaman geliyor Tamer buradaysa. Ve aynen Tamer ve İlayda. Bir dakika, bundan emin olamayız ki. Ya Tamer burada ya da Tuğçe burada ya da Tamer burada Tuğçe burada. Bundan emin olamayız. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.